maçın 39. dakikasında e, Tayfun bir sarı kart gördü Kerem Akgürkoğlu'nun ayağına bastığı için. O pozisyon için yorumunuz. Ha, şimdi gelsin o pozisyon. Bana bunu kırmızı olduğunu söyle. Ben görmedim. Gelsin. gelsin. Bakacağım ama... Geldi. Geldi. Bir daha izleyelim. Bunun şöyle bir fotoğrafı da var. Bakın. Evet. Enstantanesi. Burada bu pozisyon sadece bu fotoğraftan bakarsak topuk yerde diye aldanabiliriz aldanırız da ama bu ayağın görüntüye baktığımız zaman geri şekline bakın yukarıdan geldi bastıktan sonra topuk aşağı düşüyor. Peki bu bir şey söylemiştiniz siz ayak kıvrık ayak düz değil demiştiniz burada, burada biraz bakın, kıvrık mı? Bakalım bir daha bakalım. Hocam bir şey var ama aya gergin güç transferi orada. var ya bunlar evet. söyleniyor çok. Böyle tamam. şeyler var mı? Ben bunu ne demek? Fa ise foy. yani yeni çıktı bu güç transferi. Hayır, burada acımasızlık var mı? Var. Burada gattarlık var mı? Var. Oyuncunun arka tarafından top nerede? Topla hiçbir niyeti yok. Hiçbir oynama çalışması yok. Direkt rakibe geçtikten sonra, rakibe onu bitirdikten sonra basıyor. Ben bunun kırmızı olmasından yanayım. Burada Niçin kırmızı söylüyorum Bunu biliyor musunuz? Ben de kırmızı olmasından Football. yanayım ama hani bir Osay Samuel'in tamam. pozisyonu olmuştu. Ondan ne Geliyorum. farkı var bunun? Geliyorum burada. Topun O yere, da Adana Demir maçıydı. Topun yere basmış olması. Ayakın ayağın üst kısmıyla yukarıdan aşağı sıyıttırdı. Bu varı durduruyor. Var devreye giremiyor burada. Ama ben diyorum ki UEFA'nın bu kararlarını tekrar gözden geçirmesi lazım. Geçen sefer de Rehabe ile demonstrasyon yaptığımızda sahneye çıkıp arkadan yapılan hamlelerde o da dedi ki Bunların kırmızı olması lazım. İşte o, ben o de o say pozisyonu için konuşmuştuk burada. Evet, benzer bir pozisyon evet, benzer buna. Bir pozisyon. Adam orada da sarı kart çıktı. ben onun da kırmızı olduğunu düşünüyorum bunun. Da. Ben, ben onun da kırmızı demiştim. Hocam Mustafa hocam sarı demişti sarı, o zaman, evet. fakat bunun kırmızı olmasından yanayım ben. Neden? Bakın bu da kırmızı. Ben de katılıyorum. Kerem sek. gidiyor. Evet. Arkadaki oyuncu uzaktan arşınlayarak geliyor. Hiç. Bacağı çok açık geliyor. Topla hiç alakası yok. Hiç oynamıyor. Yani hiç rakibin, rakibi, abi, direkt rakibi nereye basıyor? Aşil Tendom'un üstüne parçalar adamı. Bir de sizin söylediğiniz gibi yukarıdan aşağı sıyırıyor. Bunu UEFA'nın gözden geçirmesi lazım. Sanırım vardı, varı durduran Ali Umut Beyler vardı da. Evet. Bir topuğun yere e, temasından dolayı var devreye girmediğini düşünüyorum. Bu kriterleri de gözden geçirmeleri lazım. Peki e, burada kırmızı kart olmalıydı çıkması gereken kartın Hı. rengi kırmızı Bunun olmalıydı. Bunun toplu oynama hiç niyeti yok. Bakar mısın Allah aşkına? Hocam, Yukarıdan geliyor. Tamamen ben de diğer var. ayağı şey yapıyor. Top nerede? Bastığı yer neresi? Evet. Ben de aynı noktadayım. Buna var uyaramıyor öyle mi hocam? İşte o topuk var ya. O topuk yukarıdan aşağı indi tam girmediği için ayak tabanıyla tam buraya girmediği için Hocam bir de şunu soracağım. Bu sunacağım. hakem yorumuna giriyor ben Yoruma i̇ki girdiği için var, e, girmiyor demek. Var. Halümetler vardı ya sakat mı Halümetler? Yok. İkinci bir şeyde de geçen hafta maçı vardı. İkinci maçı vardı bu hafta. Oradaydı. Dün, dün, dün var, vardıydı. Bugün de vardı. Bugün ilginç yani. Belki bir sakatlı mı var acaba? İkidir maç yönetmiyor yani.